bir soru geliyor. Hocam benim size bir sorum olacak. Erkeklerin en büyük sorunlarından biri de saç dökülmesi. Bayanlarda da olsa dahi onların en büyük sorunu. Onun için ne tavsiye edersiniz? Ne söylemek istersiniz? Evet, saçı neye benzetiyoruz? Bahçemizdeki, tarlamızdaki ota benzetelim. Mesela bahçenizde çok güzel çimen var. Kurak bir mevsim geçti, sulanmadı. Ne oldu? Çimenler kurudu gitti. Otlar kurudu gitti. Sürekli kişi bitkiyi sulamak zorunda. Bütün organlarımızı da sulayan nedir? Kandır. Sulanmayan organlar mesela beyinde yeterince kanlanma, sulanma olmazsa ne olur? Beynin belli kısımları ölür. Bu nedenle Alzheimer, Parkinson, Huntington vesaire vesaire ortaya çıkar. Bu nedenle saç dibindeki kılcal damarlar çok ince olduğu için bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim akışı azalırsa damarların iç yüzeyinde oluşan yağlanma nedeniyle karaciğer bağırsaktan gelen vitamin, mineral, enzim, glikoz yavaş yavaş kana verir. Karaciğerde milyonlarca sanki mühendis varmış gibi sürekli ayar yaparlar. Kana sürekli vitamin, mineral, enzim, glikoz verir. Bir, bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratır. İki, şimdi karaciğerde problem varsa vitamin, mineral, enzim ayarında bir anormallik ortaya çıkar. Saç diplerini besleyen kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olduğu zaman beslenemeyen hücreler, saç dibindeki saç kökü hücreleri yavaş yavaş zayıflar. Saçlar önce dökülmeye başlar, sonra da kellik problemi ortaya çıkar. Kelliğin sebebi %90 beslenemeyen saç kökleri, %90. %10 nadiren irsidir. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim bu saç şeyle ilgili? Acaba bu kullandığımız şampuanlar, hani isim vermiyorum, bütün şampuanlar hakikaten bu saçlarda bir arıza ya da bir kaşıntı bazen yapıyor. Ben kendimden örnek vereyim. Acaba diyorum bu sizin kullanma tarzımız nasıl sizce? Hocam ona cevap verelim ama telefonumuzu çok aslında beklettik. Telefonumuza cevap verelim. Şampuan yerine istersen doğal sabun kullanmak daha iyidir bana göre. Ama doğal sabun kullanmak daha iyidir şampuandan. Yani kaliteli sabun bulmak, şampuan bulmak çok zor bugün piyasada. Hocam bir telefonumuz varmış. Alo. Buyurun. Alo. Telefonumuz düşmüş. Telefonumuz düşmüş. Ben bu arada sevgili Ece Erken bizleri izliyormuş. Buradan ona da saygılar, sevgiler teşekkürler, selam gönderiyoruz ben efendim. Ne büyük gurur, onur değil mi hocam? Sevgili Ece Erken de bizleri izliyormuş şu anda. Ece, Ece Erken. Tanıyorsunuz değil mi? Tanıyor muyum? Tanıyorsunuzdur hocam, yapmayın. Çıtı pıtı böyle sarışın bir şey. Onu tanımayan mı var? Şimdi ben bir şey sorayım hoca, kaynatmayalım lütfen. Bak zaten zor aldım mikrofonu. Buyurun. Vermiyorlar bana. Şimdi az önce dediniz ya Haluk Bey arkadaşımıza, hani doğal sabun kullanın. Şimdi bizim doğal sabun kullanmak gibi bir veya tam zeytinyağlı kullanmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Yani biz kadınların saçları bakımlı, işte parlak, cansız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla mecburen şampuan artı krem veya bakım işte yağları vesaire vesaire. Kendim öyle kullanıyorum ama yine de dökülmeye başladı. Bunun başka sebepleri, çünkü gıdaya da dikkat etmemize rağmen biliyorsunuz ki dış etkenler, deniz, işte fön vesaire hepsi beraber yıpratıyor. Ne yapacağız? Bütün problem bağırsaklar. Bağırsakları tedavi ettiğiniz zaman bütün organları tedavi edersiniz. Çünkü vitamin, mineral, enzim, glikoz her şey bağırsaklardan geliyor. Günümüzde insanlar maalesef nasıl besleniyor? Yanlış besleniyor. Abur cubur çok yeniyor. Cips, jelibon, gofret, kek vesaire. Akşamları yenen her türlü abur cuburun içerisinde kimyasal madde var. Kimyasal maddeler nereye gidiyor? Bağırsaklara zarar veriyor. Emilere, karaciğere geliyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor vesaire. Evet hocam, bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocamla görüşmek istiyorum da. Buyurun. Şimdi ben kalp hastasıyım. Kalpte ameliyat oldum. Evet. Dinliyor mu? Evet. Tansiyon, kolesterol var mı? Evet, tansiyon var. Kolesterol yani var da sınırda yani. Ben ilaç kullanmıyorum da. Yalnız ben kalpte ameliyat oldum. Kalp kafam kapandı. Kalp kafamda ameliyat oldum. Kalp kafam yani normal bir kapak diyorlar ona. Mitral kalp kapakçı. Evet, mitral kalp kapağı. Anladım, şimdi şöyle. Bu idare yollarında yani ben rahatsızım. Bu ilacı yani kapağa zarar verir mi, vermez mi? Hayır, hayır, hayır. Şimdi şöyle. Evet. Bizim çok ağır bir
rahatsızlığı olan Adem Bey ilkokul öğretim okulunda, yani edebiyat öğretmeni, 22 yaşında aort kapakçığından dolayı aort kapağından ameliyat olmuş. Aradan 15 yıl geçtikten sonra açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. Mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden ben aradı, dedi ki bende bir teneke kapak var. İkinci bir teneke kapak istemiyorum. Artı bu önceki aort kapak kalbin üzerinde. Bu kalbin içinde açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. 15 yıldır bir teneke kapakla idare ediyordum. Şimdi bir teneke kapak daha istemiyorum. Açık kalp ameliyatı çok zor bildiğiniz gibi. Bu riziko biraz tehlikeli olabilir. Halsiz, dermansız, yorgun ameliyat olduğu günden beri. Ben ona iksir aloe vera jel, alıç forte, sinir lot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı tavsiye ettim. Bu gördüğünüz alıç damarları temizler, aratır. Kalbe kan akışını besler, yüksek tansiyonu önler. Enginar forte ise kolesterol, lipid, trigliseride eritir. Enginar kolesterol, lipid, trigliseride karşı enginar forte artı karaciğer yağlaması. 6 hafta kullandıktan sonra ameliyat olması gerekiyordu. Mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden dolayı doktorlar ameliyata gerek kalmaz dediler. Daha önce oğlu 12-13 yaşında oğlu var. Oğlu koştuğu zaman arkasından yürüyemiyordu, koşamıyordu. Halsiz, dermansız, yorgun, kalbi yetersiz. Şimdi oğluyla beraber koşuya katılabiliyor. Koşuyor. Evet, koşuyor. Evet. Bırakın koşmayı, oğlu hızlı yürüdüğü zaman onun temposuyla yürüyemiyordu. Benim için bir şiir yazdı. Doğaltedavi.net'te var şiiri. Ne kadar kullandı hocam? Kaç hafta ya da 6 hafta kullandı. 6 hafta kullandı. 6 haftada ameliyata gerek kalmadı. Fakat ağır vakalarda 3 ay, 4 ay, belki 5 ay kullanmak gerekebilir. Bünyeye bağlı, kişiye bağlı. Kalp rahatsızlığı, kalp damar rahatsızlığı olan, karaciğer yağlanması olan, aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonu varsa ayı üzümü forte, yani idrar yolları enfeksiyonuna karşı da kullanırsa herhangi bir problem olmaz. Hocam.